Çünkü normalde hazer'lar. Etmeyeyim diye o kadar uğraştım ama ettim yani. O ufak ufak osuruyor bazen. Hazer değil. Bu hazer değil aslında. Bu sis makinesi. Evet. Geçenlerde hatta olayı falan oldu. Tamam, burayı atarız abi. 3-4 kişi arkadaşlarınız toplanıp çekim yapabileceğiniz şekilde. Şimdi artık otofokuslar birbiriyle yarışıyor. O netlikçi böyle gelecek, atacak ya falan. Onun ayrı bir sanatı var şimdi burada tabii. US2 kartlarla çekiyoruz ama video işi başka bir şey, film işi başka bir şey. Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Bu hafta size kuru buzla nasıl çekim yapılır onu anlatacağız, değil mi Cem? Evet, gördüğünüz gibi Cem son hazırlıklarını yaptı, korumalarını taktı ve kuru buz çekimi için hazır. İstersen ne çekeceğiz Cem, onu arkadaşlara anlat. Evet arkadaşlar. Normal moda geçelim. Bu hafta kuru buz ne çekeceğiz? Nasıl çekeceğiz? İstersen sen bir ön bilgi ver. Öncelikle ihtiyacınız olan şeyler: 1. Kuru buz. Kuru buzu nereden temin ediyoruz? Kuru buzu dondurmacılardan, herhangi bir tatlıcıdan kendimize alabiliyoruz. Kuru buz tehlikeli bir madde. Çıplak elle ona dokunmuyoruz arkadaşlar. Her zaman bu tarz bir eldiven yanınızda bulundurmanızın faydası var. Bunlar falan hep şov zaten. Bunlar gerek yok. Biraz sanat kastık diyelim. Biraz şekil olsun diye. Böyle bir şeye de ihtiyacınız yok. Bu arada çekimlerde böyle şeyler de önemli, biliyorsun. Hani insanlar kamerayı eline alıp istedikleri gibi doğal kıyafetleriyle çekiyorlar. Aynen. Tabii ki o da bir tercih ve o da normal bir durum ama biraz daha profesyonel bu işi ele almak istiyorsanız, düşünüyorsanız, sadece kamera, çekim, teknik veyahut da görüntü kalitesinden ziyade sanatı da aslında bir o kadar önemli. Evet, kostüm, sanat, dekor, ışık, bunlar hep en önemli şeyler bence. Aslında mekan da bunlardan birisi. Yapılan işin içeriğini daha iyi hale getiren, zenginleştiren öğeler hepsi. Bugün 2 kamera kullanacağız çekim için. Biri şu elimde görmüş olduğunuz, her zaman söylemek istemişimdir, Sony A7S2. Diğer kameramızda şu an çekim yaptığımız Fuji'nin X-T3 kamerası. Bir tanesini gimbal'a takacağız. Aynen. Diğerini sabit tripodda bekleteceğiz. Evet, biraz uğraştık sizin için yani. Şekil olsun diye. Kırmızı batarya. Tamam. Kesilene kadar yapalım. Kendi kapatıyor, sıkıntı tamam. Yok. Arkadaşlar, kuru buzda çekim yaparken tabii ki birçok video var, görmüşsünüzdür. Normal suya atarak çıkan dumanı, o efekti çekiyor arkadaşlar ama en iyi performansı almak için normal suya değil, aslında sıcak, yani daha doğrusu kaynar suya kuru buzu atmak lazım. Biz kaynar suya değil, biraz daha sıcak suya bırakacağız. Çünkü normalde hazer'lar. Işık düştü sandım abi. Küfür etmezdim. Etmeyeyim diye o kadar uğraştım ama ettim gene. Yalnız ne oluyor oğlum orada? Size bak. Ha, kendisi pıstlıyor galiba. O ufak ufak osuruyor bazen. Nerede kalmıştık? Evet. Sis makinesi gibi bir aletle ortama sis basabilirsiniz. Aslında en iyisi sektörde kullanılan hazer tipi aletler var, daha büyük. Tabii bunun birkaç versiyonu var değil mi? Hazer, evet, sis. Yani kendiniz için hazer almanız çok mümkün değil yani. Çok pahalı aletler olduğu için günlük kiraları da setlere gelen bu aletlerin çok pahalı oluyor. O yüzden kuru buz yere çökmesi anlamında. Çünkü normal sis aletleri arkamızda gördüğünüz alan gibi doldurabilirsiniz sisi. Ama belli süre içinde hemen dağılıyor. Kuru buz daha etkili. Hazer gibi yere çökmesi açısından ve ucuz olması açısından. Bizim gibi daha ufak prodüksiyonlar ya da küçük, daha orta ucuzcular için diyelim. Ucuzcular için. Evet. Bu arada hazer demişken şu yandan küçük bir prototipi var burada. Fog Free markasının BIM modeli. Küçük mekanlarda daha... Evet, bu tarz şeyleri Eminönü'nde, Karaköy civarında bulabiliyorsunuz. Bunlar genelde home tipi, yani ev tipi parti yapan çocuklar alıyor işte. Farklı performans veren juice'ları var. Sis suyu var diye geçiyor. Aynen. Bunlar sis yani suyu yazınca çıkar kokulu, zaten. Çilek kokulu, aynen, vanilya kokulu olanları var. Çok fanteziye kaçmaya gerek yok. Tabii. Bence böylesi daha iyi. Normal atın içine. Hazer değil. Bu hazer değil aslında. Bu sis makinesi. Evet. Hazer biraz daha çökmeli oluyor. Kuru buzun alternatifi. Yani kuru buz onun alternatifi aslında bizim için tabii. Ne gerek var yani gidip dondurmacıdan alabiliyorken. Evet, yani çok pahalı bir şey değil yani. Bu arada. Hani herhangi bir tatlıcı, dondurmacı, şu an marka ismi veremiyoruz ama klasik herkesin gidip aldığı bir şirket. Geçenlerde yani, hatta bir olayı falan oldu. Tamam, burayı atarız abi. Bugünkü denememizde kullandığımız alet X-T3'tü. Fuji X-T3 ile yaptık çekimleri. Geniş kamerayı Sony A7S2 üzerine 28 mm f2 lensle Zeiss'in Sony serisinden. Fuji'de de 23 mm Fuji'nin kendi lensi vardı. Gimbal'a taktık. Gimbal'ımız Ronin S. Arkadaşlar X-T3 kameramızda 60 kare çektik ki postta, yani kurguda yavaşlatabilmek için, daha ağır çekimler kullanabilmek için ve 60 kare 120 şatırda çektik. Biliyorsunuz kaç karede çekim yapıyorsanız onun 2 katı şatır en ideal seviyeler. ISO'muz da 1000'di yanılmıyorsam. Ortam ışığına göre ISO'nuzu ayarlayabiliyorsunuz. White balansınızı ona göre ayarlıyorsunuz. 2 kamera çektiğimiz için 2 kameranın white balansını, görüntü renklerini eşleştirmek için farklı white balans değerleri kullandık açıkçası. Sony'yi nasıl çektik? Sony'nin ayarları, Sony'yi geniş için kurduk. Sony'nin 4K 25 FPS. Dolayısıyla şatırını 50 olarak ayarladık. Yani S-Log Native ISO 1600'den başlıyor zaten. A7S2 için geçerli. A7-3'te 800. Bu kameramız X-T3 ile daha iyi uyum sağlaması için Cine 4 profilini, yani renk profilleri de var. Fuji'de Eterna kodayı var, bilmem ne var. Fuji'de Eterna ile çektik bu arada. Evet, renk profili de çok önemli. Hangi renk uzayında, hangi gamada çalıştığın, rengi ona göre ayarlıyorsun daha sonra. İkisinin birbirine denk bir şeyler getirelim diye ben Cine 4'e S-Gamut tercih ettim. Orada da 1600 ISO kullandım. Geniş olduğu için her yer şey olsun. Zaten Sony'de biliyorsunuz ISO çok problem olmuyor. Asıl mesele Fuji'yi ayarlayabilmekte. 264 ne? Yok S-Log diyorsun, bilmeyenler olabilir. Onun için özel kart alman gerekiyor senin. Mesela 250 tane kartın var benim bildiğim kadarıyla. Yani çok hızlı kartı yiyebiliyorlar. 64 GB US2 kartlarla çekiyoruz ama 20 dakika civarında çekim yapabiliyor 64'lük bir kart. Sürekli aktarma yapmamız lazım. Aktarma, kart değişimi, bilmem ne. Aktarma için tabii hızlı bir kart reader ve ona bağlı bir bilgisayar. İyi bir bilgisayar kesinlikle çok önemli. Çünkü hızlı çalışmak istiyorsanız bu da çok önemli bir şey. Aynen. Hemen, en fazla 15 dakikada hemen aktarıp kartı boşaltmak gerekiyor. Bu mevzuları daha sonra ayrıntılı herhalde anlatırız. Çok detaya girdik sanki. Aynen, biraz hani kafalar karışmasın. Bu kameraların otofokusu var tabii. Fokusla uğraşmıyorsunuz. Normalde birinci kamerasından olur, fokus bulur olur, o fokus atar filan ama gimbal'a taktıktan sonra zaten kameraların otofokusları artık o kadar çok gelişti ki her sistem buna yatırım yapıyor. Sony olsun, Canon olsun, Blackmagic bile getirdi. Piyasanın içinde tutunmak için Panasonic de yaptı, o da yaptı, bu da yaptı derken şimdi artık otofokuslar birbiriyle yarışıyor. İleride herhalde fokus bulurları işsiz edecekler neredeyse. Ya yani tabii hani şöyle bir sektörden de biri çıkıp küfür etmesin bize tabii ama yani şöyle bir durum var. Bunlar orta format. Daha küçük ölçekli, az kişi. O netlikçi böyle gelecek, atacak. Ya onun ayrı bir sanatı var şimdi burada tabii. O böyle tatlı ve kamerasız sanat arkadaşlarımız var şimdi. Tabii küfür etmesinler bize. Böyle video işi başka bir şey, film işi başka bir şey. Film işi başka bir şey. Bu bahsettiğimiz çekimler bizim. 3-4 kişi arkadaşlarınız toplanıp çekim yapabileceğiniz şekilde. Ki gayet profesyonel işlerde çıkabilir. Tabii önemli olan aslında ekipmana sahip olmak değil, ekipmanın arkasındaki insanın o ekipmanı nasıl kullandığı, ne kadar bu işe hakim olduğu. Evet. Bu iş bu tür ekipmanlara sahip olmakla bitmiyor. Tabii ki bunun önce eğitimini almak, daha sonra da bu işin profesyonelleriyle de çalışmak, tecrübe edinmek gerekiyor. Direkt biz Kuru Buz'a mı geçsek? Kuru Buz konusuna geçelim artık. Tamam, hadi gidelim. Gidelim. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz ve sağda solda üstte nerede bir link çıkıyorsa ona tıklıyorsunuz. Haftaya görüşmek üzere. Ben Ufuk Çavuş. Cem Balaban. Haftaya görüşürüz.